Herkese merhaba, hoş geldiniz bitkisever dostlarım. Bugünkü videom görmüş olduğunuz çilli begonyanın sulanması hakkında olacak. Sulanması çok önemli çünkü bitkimizi yanlış sulamadan dolayı kaybedebiliriz. Bildiğiniz üzere çilli begonyanın birçok türleri mevcut. Pembe veya beyaz çiçek açanlardan tutun da yaprakları küçük, ince, uzun olanlara kadar birçok türleri mevcut. Bendeki tür gördüğünüz üzere yaygın olan, yani birçok evde, birçok yerde görebileceğiniz türden. Evet, sulaması nasıl ve hangi sıklıkla yapılmalı? Şimdi havaların sıcak olmasıyla birlikte, yani yaz mevsiminde daha fazla suya ihtiyaç duyacağı için yine kontrollü şekilde toprağa kuru kalmayacak şekilde sulama yapılmalıdır. Bu nasıl yapılıyor? Parmağımızı toprağa daldırarak toprağın kuru veya nemli olmasını bu şekilde kontrol edebiliriz. Evet, mutlaka toprağa nemli kalmalı. Yani bazı bitkilerde toprağı kurudukça sulanmalı ama bu bitkinin toprağı mutlaka nemli kalmalı. Ama nemli kalmalı derken de aşırı sulanmadan kaçınmalıdır. Çünkü toprağa sürekli yaş kalırsa bitkimizi kökleri çürüyeceği için kısa vadede bitkimizi kaybedebiliriz. Tabii toprak seçimi de önemli. Çamurlaşmış, taşlaşmış, sert toprakları bitkimiz için iyi olmuyor. Gelişimi yavaşlayabiliyor bitkimizin. Onun için sulamaya dikkat edersek bitkimiz de sağlıklı gelişimler göstererek güzel çiçekler, uzun süreli çiçekler açıyor. Evet, siz hangi sıklıkla bitkilerinizi, çilli begonyanızı suluyorsunuz? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Büyük bir keyifle mutlaka okuyacağım. Evet, yine geldik bir videonun daha sonuna. Takipte kalın arkadaşlarım, yine paylaşımlarım olacak. Evet, beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın.